olan sanıkların aynı şekilde adli kontrolle serbest kalma durumlarının devamına karar verildi. Bilirkişi raporuyla ilgili iki taraf açısından da yapılan argümanlar ışığında dosyanın tekrar bilirkişiye havale edilmesine karar verildi. Ve dava devam etmek üzere 26 Nisan tarihine ertelendi. Sanıkların yüz yüze SEKBİ sisteminden yapılan yani online yapılan duruşma modeline devam edilmesi noktasında da bir karar verildi. Dolayısıyla yargılamanın mevcut statüsü korunarak 26 Nisan tarihine bir erteleme verildi. 26 Nisan Cuma günüdür. Tek bir gün olarak verildi ve mahkeme başkanı tarafından da artık bu şekilde tek günler halinde duruşmanın ilerleyeceği noktasında da bilgi verildi. Yaklaşık 3,5 aylık bir süredir. Bu sürenin bu kadar uzun olması özellikle bilirkişi raporunun beklenmesiyle alakalıdır. Benim söyleyeceklerim bunlar. Müşen Hanım devam etsin. Evet, Hasan Bey'in söylediği gibi zaten ortada olan gerçekleri tabii ki avukatların talepleri üzerine bazı raporlar istedi mahkeme. Biz biliyoruz, biz çocuklarımızı, cam parçalarımızı kaybettik burada. Bu otelin yıkılmasıyla, bu otelin yanlış yapılmasıyla ve bir sürü usulsüzlükle bilirkişi raporlarının kaç tane bilirkişi raporu alırlarsa alsınlar bunun kanıtlarının ortaya çıkacağını biliyoruz. 4 gün çok zor bir süreç geçirdik, mahkeme süreci geçirdik, çok yıprandık, çok yorgunuz. Onların serbest kalacağı düşüncesi bile bizi mahvetti ama tutukluluk kararı verildi, doğru karardır. Adli kontrol kararları devam. Ne kadar çok bilirkişi raporu alırlarsa alsınlar o kadar çok ispatıdır. İSİAS'ın nasıl yıkıldığının, nasıl yapıldığının, cam parçalarımızı aldığının biz bu davanın peşindeyiz. Sonuna kadar aileler olarak her duruşmada, her davada burada olacağız. Tüm suçluların, sadece 11 sanık değil, tüm suçluların bu binanın yapımında olan tüm suçluların en ağır cezayı aldığını görene kadar da bu işin peşini bırakmayacağız. Buradan aileler olarak 4 gün boyunca bizimle birlikte olan tüm Kıbrıs halkına tek yürektik. En başından beridir şampiyon meleklerimize söz verdik ve sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Onların adaletini sağlayacağız. Bizimle birlikte oldukları için, o gücü bize burada hissettirdikleri için çok gönülden teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Aynı zamanda burada 4 gündür biz Adıyaman halkıyla iç içeyiz. Bir şey söylememiz gerekiyor ki Adıyaman halkı bizimle. Adıyaman halkı bize destek. Sokakta karşılaştığımız herkes bize desteklerini iletti. Taksiye biniyoruz, ücret almıyorlar. Bir restoranta gidiyoruz, ücret almıyorlar. Halk bizimle. Halk da gerçeği biliyor zaten. Biz burada cam parçalarımızın adaletini sağlarken onlar için savaştığımızı da biliyorlar. İSİAS davası bir emsal dava olacaktır. Olası kasla yargılanacaklardır ve en ağır cezayı alacaklardır. Biz şampiyon meleklerimize söz verdik ve tüm Türkiye halkına da buradan sözümüzü tekrarlıyoruz. Bu dava emsal dava olacak. Deprem suçlularından artık kimse ölmeyecek. Şampiyonlarımız ölmez. Sözümüzü tutmaya devam, tek yürek olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Evet, basına da bizimle birlikte olduğunuz için 4 gündür bizimle birlikte bu süreci yaşadığınız ve paylaştığınız için her anımızı Kıbrıs'a sevdiklerimize ilettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim arkadaşlar hepinize. Çok sağ olun. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Evet, değerli izleyenler, evet az önce yayını izledik. Kıbrıs Barolar Birliği Başkanı Hasan Sendal ve Şampiyon Mekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya'yı dinledik. Ve davanın 26 Nisan'a ertelenmesi yönünde görüşlerini ve aslında mevcut durumun devamı şeklinde bir karar ana hatlarıyla ortaya çıktı. Bunu söyleyebiliriz. Ve içindeki tek yeni unsur da 26 Nisan'da bu sürecin 26 Nisan'da yeniden burada olacaklar karar için
bir sonraki duruşma için. Benim şu an için İSİAS'tan 4 günlük süre boyunca aktarabileceklerim bunlar. Ana hatlarıyla ortaya çıkan durum bu. Sayın Başkan, canlı yayındayız ama ben az önce teşekkürünüzü açıkçası duygulandım, bunu paylaşmak isterim. Buradan sonra bir yani artık 26'sından sonra yine burada olacağız diyorsunuz. Tabii. Yine böyle bütün herkes burada olacak. Evet. Ben kısaca bu 4 günlük hep birlikteki bu mesaimize sonunu sormak isterim. Ortaya çıkan ilk halden nedir görüşünüz sayın olarak? Çok kısa alayım sizden. Ben bu karardan memnunum, Levent. Çünkü gerçekten bir an, yani hayatımda ilk kez, tüm aileler ve ben de hayatımda ilk kez bir mahkeme salonuna girdim. Evet. Ve Türkiye'de bir mahkeme salonuna girdim. Gerçekten çok farklı prosedürler var, çok farklı işleyişler var. Ve yer geldi, yani kalbimiz yerinden çıkıyor yani. Ben elim ayağım titredi karar okunurken, gözlerimden yaşlar aktı. Çünkü tek tek müştekilerin bizim adlarımızı sayarken, evet, mahkeme başkanı bizim adımızı sayarken ben çocuklarımızın adını duyardım tek tek. Evet. Kayıplarımızın adını duyardım tek tek. Ne kadar çok inkar etseler de, ne kadar çok iftira dese de, 3 gün, 4 gün boyunca Bozkurt ailesinin yalanlarını dinledik, Fenli mesullerin yalanlarını dinledik. Biz gerçekleri biliyoruz. Adalet de bunu görecek. Gerçekler ortaya çıktı, çıkmaya da devam edecek. Ne kadar rapor alırlarsa alsınlar, bunlar ortaya çıkacak zaten. Bu suçlular, sanıklar en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Aileler olarak memnunuz karardan. Mücadeleye devam. Evet. Daha önümüzde çok uzun ve zorlu bir süreç var. Avukatlarımız da zaten bu kalabalık ekibi sen de gördün. 4 gündür bizimlesin Levent, evet, sağ ol. Yani gördün ekip ne kadar istekli ve kararlı ve bizimle birlikte. Bizim kayıplarımız için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bize gösterdiler. Evet. Çok zorlu bir mücadele devam edecek bizimle birlikte. 26 Nisan'da yine Adıyaman'da tüm ailelerle birlikte, tüm Kıbrıs halkıyla birlikte tek yürek yine buradayız. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben fazla tutmayayım sizi. Çok sağ olun Sayın Başkan. Kıbrıs'ta görüşmeye devam bu arada. Değerli izleyenler, Şampiyon Bekleri Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Ruşen Yüce Soylu Karakaya'yı da dinledik. 26 Nisan'da yeniden buradayız diyor. Ve aslında ana hatlarıyla ilk çıkan kararlarla memnun olduklarını ifade ediyor Ruşen Karakaya. Değerli izleyenler, zor bir süreçti bizler için. Bu arada Ürün Bey yayın alabilir miyim? Peki. Tabii zor bir süreç bizler için de değerli izleyenler. Şu an özellikle buradaki hukukçu Ongun Bey canlı yayın alayım sizi. Değerli izleyenler, yine çok değerli bir konu. Gün içinde kendisiyle konuştuk. Kararın ana hatlarını hukuki kimliği ve tabii siyasi kimliği birlikte harmanlayarak kısa bir değerlendirmesini alalım. Evet, nasıl buldunuz? Siz aileler ilk etaptan memnunuz diyor. Evet, yani şimdi tabii en önemli nokta özellikle tutuklu bulunan sanıkların tahliye edilme riskiydi açıkçası. Evet. Böyle bir karar üretilmedi. Tutuklu sanıklar aynı şekilde tutuklulukları devam edecek şekilde Murat duruşmaya devam edecekler. Evet. 26 Nisan tarihi kaldı tabii. Yani bu... yani birçok tabii diğer noktalarda da verilen kararlar var. Yani önemli noktaları tabii tekrar altını çizmek lazım. Onu söyleyeyim. Yani mesela bilirkişi heyetine dosyanın gönderilmesi kararı bence önemli bir karar. İki tarafın avukatlarının da çeşitli itirazları vardı çünkü mevcut bilirkişi raporlarıyla ilgili olarak. Bu yönde bir karar ürettiler. Bunun dışında tabii bu bizim de en başından beri 100-100'lik ilkesine aykırıdır dediğimiz hususta, yani o online katılma noktasında, evet, 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 aynı şekilde devam etme yönünde bir karar üretti mahkeme. Fakat tabii yani şunu söyleyelim. Aslında bize bu süreç esas olarak yani bir nevi bir duruşmanın seyriyle ilgili olarak öğretici bir süreç oldu. Yani evet, bütün KKTC heyeti bakımından söylüyorum. Ve bundan sonraki süreçte teknik çalışmaların yürütülmesi bakımından ışık tutacak. Yani burada edindiğimiz deneyim bu anlamda. Bununla ilgili de gerekli değerlendirmeler mutlaka hukukçularla birlikte yapılacak bundan sonraki süreçte. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Tamamdır. Kıbrıs'a görüşmeye devam. Üzere. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, Meclis Siyasi Komitesi As Başkanı Sayın CTP'li Ongun Talat'ın da görüşleri böyle dedi. Değerli izleyenler, 4 günlük yayınımız Adıyaman Adalet Sarayı önündeki yayınımızı burada noktalıyoruz. Artık 26 Nisan'da bir sonraki duruşma ve mevcut tutukların da aynı statüde devam edilir kararını tekrar hatırlatıyor ve sözü merkeze bırakıyorum. Evet.
Teşekkürler Levent. Geçmiş olsun sizlere de. Oradaki yayınları sağlıklı bir şekilde aktardınız bizlere. Evet sayın seyirciler, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi